Medya, kültür, sanat ve turizm buluşmaları etkinliği için bugün Diyarbakır'dayız. Bugün 30'un üzerinde gazeteci Diyarbakır'ı adeta didik didik etti. Tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceledi. Şu anda yanımızda gazeteci İbrahim Eksilmez var. Evet, sizin izlenimleriniz ne oldu Diyarbakır'la ilgili? Şimdi tabii Diyarbakır'ı biz hani medyadan, haberlerden sürekli terörle anılan bir şehir olarak biliyorduk ama aslında şehrin öyle çok da güvenlik sorunu yok. Ve muhteşem bir kültürü var. Muhteşem bir geçmişi var. Hakikaten işte burada bazı yerlerde sloganlar görürüz. 33 medeniyet barındırmış bir şehir ve hakikaten gerçekten görülmesi gereken bir yer. Bir de hakikaten şey de önemli. İnsanların o başım gözüm üstüne sloganı adeta hayata geçirmişler. Aynen öyle ve misafirperverdir bütün Anadolu. Bütün iller kendince bir hepsinin kendine göre bir kültürü, geleneği vardır ama buralar farklı. Doğu, Güneydoğu farklı, Diyarbakır farklı ve bunu çok iyi hissettik, gördük. Yani sokaklarda gezerken insanların bir şeyler ikram etmesi, sürekli bir davet edilmelerimiz, hakikaten bunlar önemli şeylerdi. Bu, evet, az önce söylediğim gibi Anadolu'da birçok ilin bu meziyeti, bu özelliği var ama burası farklı. Bir de buranın hakikaten eğer damak tadınızın önemini hissediyorsanız ve eğer tamamen gastronolojiye biraz daha meraklıysanız, biraz da gurmelerin de gelmesi gereken yer olarak değerlendiriyor. Nasıldı yöresel yemekleri? Ya şimdi bugün öğlen yemek yedik. Saat kaç oldu? Şu an saat 9:30 civarı. Hala aç değiliz. Çünkü insanlar ikram ettikçe ediyorlar, ettikçe ediyorlar ve lezzet muhteşem. Sofradan kalkmak istemedik değil mi adeta? Ya artık öyle ama kalkmak bir süre sonra mecburen yeter artık diyoruz. Çünkü o şekilde kalkmak istiyoruz. Neticede tabii biz Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak böyle bir fırsat doğdu bize. Ve bu fırsatı bizimle beraber gazeteci arkadaşlarımız da bu fırsattan faydalansınlar istiyoruz. Bunu yaparken de gittiğimiz illerin fayda görmesini istiyoruz. Bunun örnekleri var. Yaptığımız etkinliklerin nasıl fayda sağladığına dair dönüşler var. Bu anlamda ben dernek başkanımız İbrahim Gökdemir'e çok teşekkür ediyorum. Bize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Yardımcısı özellikle Özgül Özkan Yavuz Hanımefendi çok çok önemsiyor bu projeleri. Çok teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerden bize destek verenler var. Çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Valiliği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize buraya ulaşımda hakikaten çok özveriyle Etimesgut'ta çalışmaları sürdüren çok başarılı bir belediye başkanı Enver Demirel'e çok teşekkür ediyoruz. Bize bir otobüs tahsis etti ve ulaşımımızı sağladı. Ve tabii ki bize destek veren meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel, çalışmalarımız güzel. Önümüzde Hatay var. Son olarak da Trabzon var. Ve inşallah bu tür etkinlikleri, bu tür projeleri devam ettireceğiz.